Devamlı randevu bulunamamıştır, randevu bulunamamıştır. Meheresi. O kelimenin ne olduğunu da bildiğim yok. Ben vallahi hiç daha ne hastaneye gidiyorum ne doktora gidiyorum. Yoğunluk oluyor. Bazı kişiler randevu alıyor fakat gelmiyor. O da bizim ihmalimiz. Kimi unutuyor, kimi üşeniyor. Merkezi hekim randevu sisteminde geçen ay 13 milyon randevu alındı. Yaklaşık 3 milyonuna gidilmedi. Millet çok hastadır, doktor azdır, bilemem ki. Üşesine randevu verdiler. Gitmedim, ben de gitmedim. Bir sefer de ben de gitmedim o şekilde. Aynı hatayı siz de yaptınız. Aynen, ben de yaptım yani. Adam belki işi vardır, o gün başka bir işi vardır. Bunu yapıyorlar, ne gereği var ya, yazık günah o doktorlara ya. Yapıyorsan da telefonu aç. Randevundan vazgeç. Biz gitmediğimizde iptal ettiriyoruz. Ama ettirmeyen 3 milyon kişi var. Bu da sıkıntı oluyor işte yani. Randevularını aldıklarında gelsinler ya da gelmeyecek durumda olduklarında randevu iptal etmeleri gerekiyor. Randevu şey alsa gitse daha iyi olur yani. Milletin önüne geçilmez. Bakanlığın verilerine göre Ekim 2022'de 17.099.328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. 13.623.042 kişi randevu aldı ve bunların 10.757.035'i muayeneye gitti. Ekim ayında randevuya gitmeme oranı %21. Yıllık değerlendirmede her 4 randevudan biri hastaneye gitmiyor. Hafif şurası kaşındı mı hemen randevu... Ya kaşı geçsin oraya. İlla gidecek doktora burayı kaşı mı diyecek doktora? Durumu aciliyet olanların hakkına giriyor yani. Gidebilirsen gideceksin, gidemezsen iptal ettireceksin. Hiç olmazsa sıkıntı olmaz, öyle değil mi? Manimiz çıktığı takdirde derhal randevumuzu iptal etmemiz gerekir ki arkadan gelecek hastalara da bir fırsat vermiş olalım.